Çok kıymetli hemşerilerim, bilindiği üzere 2013 yılından bu yana devam eden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevimi 5 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek seçimlerin ardından aday olmayarak kendi isteğim ile sona erdireceğim. Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'na seçildiğim gün bu onurlu görevi 2 dönem için talip olduğumu ifade etmiştim. Bu sözümün de arkasına durarak gelecek dönem için aday olmadım. 10 yıldır söz verdiğim her projeyi Yüce Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle hayata geçirmenin mutluluğu ve gönül rahatlığı içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım görevimizi hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayarak yapmış olmanın huzuru içindeyiz. Geride kalan bunca senede hizmetin en güzeline layık Alanya'mızda insan ayrımı yapmadan, sorumluluktan kaçmadan, ihtiyaç duyulan her yerde bize uzatılan hiçbir eli boş çevirmeme gayreti içinde çalıştık. Hiçbir zaman korkmadık. Haksızlığın daima karşısında durduk. Yapılan hizmetleri takdir etmesini bildiğimiz gibi yapılması gerekenleri de dile getirmekten çekinmedik. Her zaman Alanya'mızın çıkarlarını koruma gayreti içinde oldum. Başımı eğmediğim gibi başınızı da eğdirmedim. Ticaret Odası Başkanlığı görevimi yerine getirirken asla koltuktan güç almadım. Devlet ihalesi, hazine razisi veya beytül mal gibi konularla işim olmadı. Sizlerin teveccühüne ve güvenine layık olmak, bana verilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek benim için paha biçilmeyecek kadar kıymetliydi. Sizler bu değeri benden esirgemediniz. Bana olan inancınız ve duyduğunuz güvenden aldığım güç ile doğup büyüdüğüm Alanya'mıza hizmet etmek için bir kez daha yola çıkmayı boynumun borcu olarak görüyorum. Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi, kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır düşüncesiyle Alanya Belediye Başkanlığı'na adayım. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da Alanya'mıza birlikte sahip çıkacağız. Değerli dostlarım, açıklığa kavuşturmam gereken bir diğer nokta da sıklıkla karşılaştığım hangi partiden aday olacağım sorusudur. Ben ne insani ne de ticari hayatımın hiçbir döneminde siyasetten sert köşeleri ve keskin çizgiler olan bir insan olmadım. Hiçbir zaman aklımın ve vicdanımın önüne siyasi kimliğimi koymadım. Ve bu yönde kararlar almaya hassasiyet gösterdim. Yani ideoloji adamı olmadım, benim kırmızı çizgim, bayrağım ve Hazreti Kur'an oldu. Bundan sonraki süreçte de siyasi kimliğim hizmet için birer araç olduğunu düşünüyor ve bu süreç içerisinde bu konunun vücut bulacağına inanıyorum. Dolayısıyla adaylığım siyasi yelpazenin hangi kanadından olursa olsun tüm kurumlar için tek ve geçerli hedef, yaşayanın mutlu olduğu dünya kenti bir Alanya inşası olacağı için nihai sonuç aynı olacaktır. Herhangi bir partiyle resmi bir adaylık sürecine girmemiş olmama rağmen Alanya'mızın marka değerini arttıracak projeleri ve ihtiyaçları hayata geçirecek tecrübeli bir ekibe duyduğu gereksinimi sizler gibi bizler de görüyoruz. İçinizden gelen bir kardeşiniz olarak Alanya'mızın tüm ihtiyaçlarını, halkımızın beklentilerini ve daha fazla zaman kaybetme lüksümüz olmadığını biliyorum. Tüm projelerimiz hazır. Yol haritamız belli. Projelerimizi hayata geçirirken saygı gören, değer verilen, güvenilir bir yönetimin temsil ettiği, halkına, bulunduğu şehre ve sonuçta ülkesine değer katacağını biliyor. Güven veren duruşunun ve itibarının da en başta şehirde yaşayan halkının saygınlığı ve itibarını arttıracağına inanıyorum. Bu inançla da ne kentin sakini ne de sahibi olma zihniyetine gitmeden tüm gücümle siz değerli halkımız ve Alanya'mızın gelişimi için çalışacağıma söz veriyorum. Gayret bizden,
takdir önce kaderimizi yazan Yüce Rabbim'den, sonra Alanya halkındandır. Her şey Alanya'mız için.